Değerli yazılımcı arkadaşlar ve bir arkadaş bakıp çıkacağız diyen değerli, değerli misafirler hoş geldiniz. Bugün SQL komutları ile e, ver komutunu öğreneceğiz. Öğrenci tablosuna basıp new query dediğimizde yani yeni sorgu oluşturduğumuzda e, hemen anlatmaya başlayayım geçen derste select konusunu incelemiştik birlikte. Aynı bu şekilde yıldız koyarsak öğrenci tablosunun bütün verilerini çekiyordu. İstediğimiz zaman mesela öğrenci at sütununu çekmek istiyorsak buraya öğrenci at ismini koyuyorduk. Şimdi ise bu tablodaki istediğimiz şeyi aratabiliriz. Yani koşul koyabiliriz. Bu da ver ile ver komutu ile sağlanmakta. Mesela ver öğrenci ad eşittir umut olanları listeleyelim. Gördüğünüz gibi sadece e, öğrenci adı umut olanları listeledik. Biz buraya sadece öğrenci no ve veli no'sunu listeletelim. Gördüğünüz gibi adı umut olan ve öğrenci şey e, adı umut olan öğrencilerin sadece öğrenci no ve veli no'larını listelettik. Hemen burayı düzeltelim. Ardından bir adet daha şey koyalım. Koşul. Buraya da ne diyebiliriz? Öğrenci numarası 20'den büyük olanları listele. Bu ne anlama geliyor? Öğrenci numarası büyük olan 20'den büyük olanları listele ve öğrenci ad öğrenci adı Umut olanları listele. Tabi burada ne hatası çıktı? Evet çalıştı. Ne oldu? Bakın, öğrenci numarası 20'den büyük ve adı Umut olanları listelemiş olduk. Peki, e, şu nasıl olabilir? And e, ve anlamına geliyordu. Or var bir de. Bu da e, ya da veya anlamına gelmekte. Gördüğünüz gibi hepsi çalıştı sanırım. Şöyle bir bakayım. Yok, çalışmadı. Evet. Bir tanesi listelenmemiş. O da Recep Şirin. Ona da bakarız. Gördüğünüz gibi adı Umut olanlar veya öğrenci numarası 20 olanlar listeli. Şimdi bu şekilde yaptığımızda Umut'u listeledi. Ama or koyduğumuzda yani veya dediğimizde hem bunu hem de bu koşulu listelemiş olduk. Peki niçin Recep Şirin'i şey yapmadı bakalım. Hem adı Umut değil hem de öğrenci numarası 20'den küçükmüş. Bu yüzden onu listelemedi. Peki başka bir şey daha gösterelim. Öğrenci adı, öğrenci adı umut olmayanları nasıl yapabiliriz? Eşitliğin yanına sol tarafına ünlem koyduk. Ve gördüğünüz gibi adı umut olmayan herkesi listeledik. Peki bir tane daha koyalım. Bu ne olsun? Hemen düşünüyorum. Mesela bir sadece bir öğrenciyi listelemek istiyoruz. Mesela ne olsun ben olayım. Furkan Uyanık. Adı Furkan ve öğrenci soyad Uyanık olanı listele. Yani adı Furkan soyadı uyanık olan bütün öğrencileri listele. Tabii ki de sadece bir tane çıktı. Çünkü adı Furkan soyadı uyanık olan bir adet kaydımız var. Verimiz var. şöyle yapabiliriz, yapabiliriz bir de. Şimdi şunu umut olarak düzenleyelim. Ya da Furkan kalsın, sıkıntı yok. Şurayı şöyle kestik. Biz buraya not dediğimizde adı Furkan olmayanları listede. Yani Furkan burada listede yok. Peki not yerine niçin şunu kullanabiliriz? Yani iki tane niye var? Çünkü not genelde birden fazla koşullu olanları eee olanlar için kullanılır. Hani bu şekilde de kullanılır ama fazla gerek duyulmaz. Biz buraya parantez açtık. En dedik, öğrenci adı Furkan ve öğrenci soyadı uyanık olanlar haricinde hepsini listele dedik. Gördüğünüz gibi yine ben bu kayıtlar içerisinde yokum. Peki bir tane daha yapalım. Bu sefer farklı e, şeyler olsun. Öğrenci adı Furkan. Soyadı da Şirin olsun. Öğrenci adı Furkan ve öğrenci soyadı Şirin olanları e, listeleme diğerlerinin listeli oldu. Tabi <laughs> listeledi. Bunun için listeledi bilmiyorum. Bakalım. Tabi. şöyle yapalım. Öğrenci adı Furkan ve öğrenci soyadı. Şimdi bunu kaldırdığımızda ne oluyor bakalım. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde e, veri çıkmamakta. Şirin nasıl yazılıyor? Tamam Şirin. Şimdi niçin bu? Bir kayıda bakıyor. E, buna da Recep. Furkan değil ki. O zaman buraya or, or koyalım. E, hem e, Furkan isimini hem de soyadı Şirin olanları e, çıkaralım bu listeden. Gördüğünüz gibi Recep e, soya, şey e, Şirin soyadında ve Furkan adında hiçbir kayıt gözükmemekte. Halbuki Furkan Uyanık ve Recep Şirin olarak iki tane kayıt bulunmakta. Evet. Şu an öğrendiklerimiz hemen sayıyorum. Şuraya da yazayım. Yorum satırına. E, ver. verdeni öğrendik. Ya da ver. Doğru, bunlar ayrı şey. And, or, not, bir de e, iki tane kaldı. Bunlar da is not null ve order by. Hemen bunları anlatayım size. Is not null ve order by. Şimdi e, geçen dersimizde gösterdiğim gibi, design kısmına geldiğimizde, Allah'ınız ne anlama geliyor? Bunu söyledim. Bu tık e, basıldığında null anlamına geliyor, kapatıldığında da is not null, e, is null ve is not null olarak geçmekte. Şu an bütün verilerimiz bizim is not null şeklinde. Ver is not null. Tabi buraya e, şey yazmamız gerekiyor. Herhangi bir kolum. E, Gördüğünüz gibi e, bütün not null olanları gösterdi. Peki null olanlar yok. Çünkü şöyle ki ben daha önceki derslerimde de anlattım. Null demek boşluk anlamına geliyor. Yani hiçbir şey yazmadığınızda öyle kaydettiğinizde null olarak gözükür. E zaten bizim verilerimizde e, null olması yasaktı. O yüzden böyle birkaç şeyi kolumlu yani adı ve soyadı sütunlarına null yaptım. Şimdi Ozan Can Cüyarı sileyim ve Taha'yı sileyim. Şimdi bir daha bakalım. Tabii bu neymiş? Admış. Şimdi Oh. Buraya niye null yazmadım Yapmadık mı biz bu iş? Tamam sil gari Normalde şu şekilde null gözükmesi lazım bizim. Ancak niyeyse çıkmıyor. Tekrar bakayım dizayna. Buna eli dersek düzelir mi acaba? Ona bakacağım şimdi. yok düzelmedi normalde burada null olarak e, kayıt ha, oldu şimdi tamam kaydet dediğimizde oldu şimdi listeleyelim gördüğünüz gibi öğrenci adı boş olan hepsini listeledi peki is not null dediğimizde ne oluyor e, boşluk olmayan bütün verileri listeledi bu da bu anlama geliyor peki order by nedir hemen kaç dakika 9 dakika olmuş order by nedir order by sıralamak için verileri sıralamak için gerekiyor şunları hemen düzeltelim arkadaşlarım bana kızmasın evet çalıştırdığımızda izin atmadım hepsi zaten şimdi mesela öğrenci adını öğrencilerin öğrenci adını A'dan Z'ye doğru sıralayalım order by ne diyelim öğrenci at. Gördüğünüz gibi bütün veriler, bütün öğrenciler öğrenci at sırasına göre A'dan Z'ye olarak sıralandı. Biz genelde buraya kafamız karışmasın diye ASC ve desk yazarız. ASC nedir? A'dan Z'ye. Desk ise Z'den A'ya olarak gitmektedir. Peki desk yazdığımızda ne oluyor? Gördüğünüz gibi Z'den A'ya doğru ters olarak ters biçimde listelendi. ASC'de A'dan Z'ye. Ama ASC'de yazmadan bu şekilde de çalışmaktadır. Peki öğrenci adı A'dan Z'ye doğru öğrenci soyadı, soyadı ise Z'den A'ya olarak listelensin. Bunu bu şekilde gerçekleştirebiliriz. Gördüğünüz gibi at A'dan Z'ye öğrenci soyatta Z'den A'ya kendi matematiksel formülleriyle güzel bir şey gerçekleştirecektir. Bakalım var mı? Yok zaten çıkmamış. Şu şekilde yaparsak ne olur? Çok merak ediyorum. Zaten oluyor da öğrenci at öğrenci soyat. Şimdi az önce çalış, e, bu şekilde aynı şekilde çıkmasının sebebi de şudur. E, zaten ona göre biçimlendirilmiş soyadlar. ne hikmetse öyle gelmiş. Gördüğünüz gibi yani en sonda zaten A var. Şöyle yapalım. Bunu desk yapalım. Bunu ASC yapalım. Bakalım ne oldu. Bunu desk yapalım. Gördüğünüz gibi desk eee Tabii ilk önce öğrenci adını adına göre öncelikli olarak yaptığı için bunu fazla sallamadı. Şimdi öğrenci soyad dedim. Gördüğünüz gibi şu şekilde sıralıyor burada da. Öğrenci ad öncelikli olarak sırala ancak öğrenci soyadı da dikkat et. Yani iki şekilde sıralıyor. Peki şu şekilde sıralarsak ne olacak? Öğrenci no asc yani a'dan z'ye. Gördüğünüz gibi A'dan Z'ye yani sıfırdan sonsuza doğru ilerledi. Bu da sonsuzdan sıfıra doğru ilerliyor. Yani büyükten küçüğe küçükten büyüğe o anlamda. Order by da bu işe yaramakta. Bu şimdilik dersimiz bu kadar. Diğer dersimizde başka bir konu anlatacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi lütfen unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. İyi çalışmalar kolay gelsin.